Bu videoda başka bir SN1 karbokatyon düzenlemesi yapacağız. Ancak diğerlerine kıyasla biraz daha ileri seviye olacak. Sol tarafta başlangıçta alkil halojenür bulunuyor. Ve bu alkil halojenüre su ekleyip ısıtarak sağdaki bu tersiyer alkolü üretiyoruz. Bu mekanizmanın ilk adımı ayrılan grubu kaybetmek olacak. Öyleyse başlayalım. Bu elektronlar bromür anyonunu oluşturmak için broma geçer. Bunu yaptığımızda bu kırmızı karbondan bir bağ almış oluyoruz. Bu da bu karbona artı bir formal yük veriyor. Şimdi buraya 6 üyeli halkamızı çiziyorum. Artı bir formal yüke sahip kırmızı karbonda şurası oluyor. Şu anda elimizde bir karbokatyon var. Şuraya 2 metil grubunu da ekliyoruz. Bu bir sekonder karbokatyon. Çünkü kırmızı karbon diğer 2 karbona doğrudan bağlı. Ürünümüze baktığımızda 6 üyeli bir halka değil, 5 üyeli bir halka olduğunu görüyoruz. Ve bu tepkime de nükleofilimizin su olması gerektiğini biliyoruz. Yani oksijen ve su. Üründe bu karbonla bir bağ oluşturacak. Buradaki karbonu mavi ile işaretleyelim. Tabii mavi karbonun artı bir formal yükü olması lazım. Yani bu daha önceki örneklerden bildiklerimize dayanarak karbokatyondaki karbonumuz olmalı. Hadi buraya çizmeye başlayalım. 5 üyeli halkamızı çizdik. Mavi karbonsa şu karbon. V artı 1 formal yükü de olmalı. Çünkü nükleofil bu mavi karbona saldıracak. Şimdi su molekülümüzü de çizelim. Yani saldıracak olan nükleofilimizi. İşte su molekülü. Oksijenin üzerinde 2 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Şimdi nükleofilimiz elektrofile saldırıyor ve oksijenle bu karbon arasında bir bağ oluşturuyor. Öyleyse buraya çizelim. 5 üyeli halkamız burada. Mavi karbonumuzsa işte şurası oluyor ve şimdi de oksijene bağlanan bağ çizelim. Oksijene de 2 hidrojen bağlı ve geriye kalan diğer ortaklanmamış elektron çiftini de ekleyelim. Tabii bu da oksijene artı bir formal yük veriyor. Mekanizmanın son adımı proton kaybı olacak yani proton transferi. Buraya eksi H şartı yazıyorum. Su molekülü gibi bir baz gelip bu protondan birini alarak bize son ürünümüzü vermiş olacak. Bunu daha önceki birçok videoda görmüştük. Ama şimdi kendimize bir soru soralım. Soldaki karbokatyondan sağdaki karbokatyona nasıl gidebiliriz? Fark ettiğimiz üzere sağdaki karbokatyon tersiyer karbokatyon. Çünkü mavi karbon diğer 3 karbona doğrudan bağlı yani tersiyer. Sekonder bir karbokatyondan tersiyer bir karbokatyona gidebilmek için karbokatyon düzenlemesi yapmalıyız. Ancak bu şimdiye kadar gördüğümüz düzenlemelerden farklı olacak. Şimdi durumu biraz daha netleştirmek üzere videoya geçelim. İşte karbokatyonumuzun modeli. Artı bir formal yüklü karbon işte burada. Hidrojeni görmenizi kolaylaştırmak için sadece bu karbonun üzerindekini bıraktım. Karbokatyonumuzu düzenlemek için bu elektronları alıyorum ve böylece halkayı kırmış oluyorum. 6 üyeli bir halkadan 5 üyeli bir halkaya geçiyoruz. Böyle yaparak iki karbonun da hibritleşme durumlarını değiştirdik. Karbokatyonun şimdi neye benzediğini daha iyi görebilmemiz için farklı bir model alalım. Hidrojenli karbon artık sp3 hibritleşmiş ve bu karbonsa sp2 hibritleşmiş ve daha düzlemsel olduğunu görüyoruz. Bu karmaşık düzenlemeyi anlamamıza yardımcı olmak için videodan bazı görseller aldım. Önce soldaki ile başlayalım. Yukarıda kırmızı ile işaretlediğim bu karbon yuvarlak içine dağılayım, görselde şu karbon oluyor. Başka bir karbonu da gösterelim. Onu da yeşil yapalım. Buradaki yeşil karbon görselde şurası. Videoda bu elektronları alıp onları bu karbona taşımıştık çizerek gösterdiğimizde ise buradaki elektronları alıp şu kırmızı karbona taşıyoruz. Bu da yeşille kırmızı karbon arasında bir bağ oluşturmuş oluyor. Şimdi bunu çizerek de gösterelim. Evet önce 5 üyeli halkamızı çiziyoruz. Kırmızı karbon şurası ve yeşil karbonsa şurası oluyor. Evet devam edip mavi karbonu da işaretleyelim. Ve bu mavi karbon halen kırmızı karbona bağlı. O yüzden şimdi bu kısmı şuraya çizelim. Bu karbona bağlı iki metil grubunu da ekledik. İşte burada mavi karbon var. Görselde de işte burada. Evet, şimdi de ortadaki görsele geçip karbonları gösterelim. Yeşil karbon şu, kırmızı şu ve alttaki ise mavi karbon. Bu tersiyer karbokatyonlarımızı oluşturur. Buradaki mavi karbonun üzerinde artı bir formal yük de var. Ve bu yandaki de aslında aynı şey değil mi? Yani bunlar karbokatyonumuzu çizmenin sadece iki farklı yolu. Tabi sağdaki çizim biraz daha iyi. Ama aslına bakarsanız aynı görsel. O zaman son çizim ve görseldeki karbonları da belirleyelim. Bu çizimde kırmızı karbon şurası oluyor. Görselde de burada. Yeşil karbon çizimde burada, görselde ise şurada. Ve son olarak mavi karbon da şurası oluyor. Şimdi soldaki çizime geri dönecek olursak artı bir formal yüklü kırmızı karbon sp2 hibritleşmişti. Ancak buraya geldiğimizde sp3 hibritleştiğini fark ediyoruz. Yani etrafında tetrahedral geometri görülüyor. Buradaki mavi karbonda sp3 hibritleşmesinden sp2 hibritleşmesine geçti. Ben de zaten bu yüzden model setini değiştirdim. Çünkü mavi karbon karbokatyon olduğunda artık sp2 hibritleşmiş durumda. İşte mavi karbonumuz burada ve etrafında düzlemsel bir geometri var. Umarım model setiyle gösterdiğim görseller bu ilginç ve karmaşık karbokasyon düzenlemesi örneğini anlamanıza yardımcı olmuştur. Şimdi en başa geri dönüp tüm mekanizmaya bir daha bakalım. İlk adımda ayrılan grubumuzu kaybettik. Daha sonra karbokatyonu düzenleyerek sekonder bir karbokatyondan tersiyer bir karbokatyona geçtik. Bir sonraki adımda ise su molekülünün artı yükümüze saldırdığı nükleofilik saldırı meydana geldi. Ve son olarak asit baz tepkimesi oldu ve ürünümüzü oluşturmak için protonlardan biri kayboldu.